Şimdi koronavirüs şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi, yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökenli ortak insanları tutuyor. Bunlar daha çok sarı ırk, kısa boylu insanlar. Benim şöyle bir şeyim var. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğere tutunduğu protein sarı ırkta, Asya ırklarına daha fazla. Beyaz ırklarda ve siyah ırklarda 1/6 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Ya gelebilir, her salgın gelir ama asla böyle ağır Çin'deki gibi salgın yapmaz. Ha, olur, 10 vaka olabilir, 20 vaka olabilir, bunu bilemeyiz. Gelince görürüz ki şu anda bir şey yok daha ortalıkta. Ama asla böyle hızlı yayılım ben beklemiyorum. Çünkü burada gen farkı çok önemli. Çünkü iki tane de makale var bununla ilgili. Çok iyi dergilere yayınlandı. Yani insanların genetik özelliği farklı olduğu için Asyalıları ve beyaz ırkı, siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler, biz Asya ırkıyız. Asya ırkı risk grubu. Ama biz biraz da şeyden gelmiş bize. Abi biz Akdeniz'den de gen gelmiş bize. Biz biraz yukarıların da gen almışız. İşte Macaristan, Romen grubundan. Biz daha karışık bir gen grubuyuz. Mesela bak, aynı bize benzeyen bir gen grubu da Amerika. Amerika'da çok farklı genlerin birleşimi olduğu için mesela bak, Amerika'da da çok fazla yayılmadı. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Bağışıklık sorunu olanlar eğer vaka çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben şu anda eskiden ellerimi 3 defa yıkarken günde 4 defa, şu anda bunu 5-6'ya çıkarttım. 2 katına çıkarttım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Hemen eğer ellerimi yıkayamıyorsam aralarla beraber ellerimi mesela çok hızlı şekilde, en çok bunu şeyden sonra yapıyorum. Metrobüse bindikten, bir yere tutunduktan sonra ellerimi yıkayamıyorsam bir kolonyadan geçiriyorum. Maske takmaya gerek yok çünkü maske nemle ıslanıyor. Daha çok virüs üstünde birikir. Maske bırakın önlemeyi, hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. Unutmayalım, çünkü nemli yerde virüs daha çok yapışıyor, daha çok birikiyor. Virüsün bulaştığı 3 yer var: göz, burun, ağız. Paniğe gerek yok. Asla paniğe gerek yok. Önemli olan akılcı olmak, akılcı davranmak. Akılcı davrandıktan sonra, yani ben mesela bazen görüyorum, çok fazla miktarda böyle, yani bir vaka çıksa da böyle bir hazırlık var. İnşallah SARS gibi olur ve bu ülkeye uğramaz. Biz de koronadan hiç üzülmeyiz inşallah.